Oyun Roz YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün sizlerle yeni bir FIFA Mobil bölümü daha karşınızdayım. Bugün sizlere orta saha hakkında, orta saha bölümü hakkında çok güzel bilgiler vereceğim ve orta saha puan hesaplamaları yapacağız sizlerle beraber hangi oyuncuları alabiliyorsunuz hangilerini alamıyorsunuz bunlara hep beraber bakacağız. Ama videomuza geçme önce daha çok bu tarz FIFA Mobile videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok az e, abone e, ve like geliyor. Yani like sayılarını ve abone sayılarını biraz arttırırsak bizim için çok güzel olur. E, bizler de sizler için çok daha güzel içerikler üretiriz arkadaşlar. O yüzden hemen alttan bir like atıp bir abone olup Bildirimlerin tümünü açarsanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz. O zaman sizleri çok da fazla bekletmek istemiyorum çünkü efsane bir video olacak. Hemen videomuza geçelim. Bildiğimiz üzere arkadaşlar, toplu kısmında orta sağ bölümü açıldı ve bu orta saha bölümü açıldığında da sizlerden bana çok fazla soru geldi. Ee, hani dediniz ki abi nereye kadar gidebileceğiz veya hangi oyuncu buradan alabiliyoruz? E, ee, oyunu alma şansımız var mı? Kante alabiliyor muyuz? Jorginho'yu almamız %100 mü? Hepsinin burada cevabını vereceğim. Hesaplamalarla vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben şöyle sizlere söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar şöyle buradan 25... 125, 225 225 buradan 325 ve en sona gelseniz 425 alabiliyorsunuz. Yani sizlerin ücretsiz bir şekilde bahsediyorum. Ücretsiz bir şekilde Kevin De oyunu alma şansınız yüzde sıfır Yani yüzde sıfır kanteyi de alabilirsiniz. O da puanınız yeterse yeter mi onu da açıklayacağım sizlere. Jorginho'yu söyle söyleyeyim, ücretsiz bir şekilde %100 olacaksınız. Ama Kante De Bruyne falan filan bunların hepsini şimdi sizlere açıklıyorum. Şimdi bildiğiniz üzere şu an Forvet'te orta, orta sağ kısmı açık. Şimdi Forvet'te ben size şöyle bir şey söylemiştim. Bakın burada benim 100 ee, şeyim kalmış. Bunu da alacağım buradan. Şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki Mbappe'yi garanti şekilde herkes alabilecek. Lewandowski'yi de alabileceksiniz ama Lewandowski almanın tek bir şartı var arkadaşlar. Lewandowski ancak şu şekilde alabilirsiniz. Bu etkinliğin başından sonuna kadar bakın burada totifişleri geliyor bildiğiniz gibi bakın bu puan değil bak puan bu. Bir de totifişi var burada gördüğünüz gibi bu totifişler ile gelip buradan bu kutuları açıyorsunuz. Bu kutulardan arkadaşlar eğer siz Orta sağ kısmından orta bir oyuncu almak istiyorsanız her zaman bu orta sağ paketinden açacaksınız. Yani mesela diyelim ki sen orta sağdan diyorsun ki ben abi Jorginho'yu almak istemiyorum, ben buradan gelip Kante'yi alacağım diyorsan gelip her zaman ana kısmından orta sağ kısmındaki paket açacaksın. Bak şu paketi açacaksın. Eğer bir tane bile Forvet açarsan olmaz. E, Forvetten eğer orta kısmında bakın burada da Lewandowski var hemen gelelim. Burada da Lewandowski var diyor sanki şöyle göstereyim size. Diyorsan ki ben Lewandowski'yi istiyorum, Mbappe'yi istemiyorum. Geleceksin o zaman e, ana kısmına geleceksin. Buradan da her zaman. Ee, forvet paketini açacaksın. Yani şöyle söyleyeyim. Defansa da bu geçerli. Hangi orta kısımdaki zaten arkadaşlar bakın forvet ortası defans. Siz bu üç kısımdan da en düşük oyuncuları zaten normal oynayarak alabiliyorsunuz. Sadece bakın bir kısımdan orta dereceli bir oyuncu alabiliyorsunuz. Onu da bu totif fişlerinizi harcayarak bir kısımda harcayarak yapacaksınız. Bu çok önemli. Eğer gidip bir iki tane orta sahadan açayım, üç tane forvetten açayım, üç tane defansa açayım derseniz hiçbir şekilde orta dereceli bir oyuncu alamazsınız. Onu da sizlere haberini vereyim. Şimdi hesaplarımı e, puan olarak bir e, söyleyeyim size. Arkadaşlar orta kısımdan Jorginho almak için tam tamına 5.335 tane orta saha puanınız lazım. Ben zaten şu andan 1.190 tane kastım. Şöyle ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Şöyle sizlere de daha çok anlatacağım şeyler var arkadaşlar. Şöyle bir açtık paket. E, Hulsagar geldi 25.000 e, değeri var 73'lük. Şöyle şuradan 5.000. Coins'imizi de alalım arkadaşlar. Şöyle birkaç gün kasma kasmayla bayağı geldi yani. E, puan. Orta saha puanı. 5 tane de beceri geliştirici geliyor arkadaşlar. Güzel. Bunu da açtık hemen. Evet ilk 11 orta saha puanımız aldık. 25 tane. İlkini alıyoruz arkadaşlar hemen şöyle. 25 tane aldık. Şimdi buradan 50 tane verip 12.500 tane de coins'imiz varmış. Hemen onu da alıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bunu da aldık ne veriyor 8 tane beceri geliştiricisi iyidir İş yapar mı İş yapar Bunu da hemen şuradan alalım Ne kaldı burada 12500 tane daha coin veriyor alalım bunu da Evet aldık bunu da ee, Şuradan 8 tane beceri geliştiricisi daha bakalım arkadaşlar birkaç günlük şeyle bile bayağı ilerleyebileceğiz gibi duruyor şu an 8. kademeye kadar Geldik buradan 70'lik bir tane oyuncu veriyor bizlere bakalım e, Kim gelecek şöyle bir kere basıyoruz Bastık ve 72'lik Bayaza geldi. Baeza. Buradan bu takas yeri de açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle ee, ne kaldı buradan hemen bakıyorum. Şöyle 12.500 coins veriyor. Buraları hızlı hızlı keşke geçebilsek ya valla. Böyle bekleye bekleye yapmak çok fazla hoş olmuyor. Ve bir tık donuk oluyor sanki nedeni ben de anlamadım şurayı 8 beceri geliştirici alalım. Bu arada arkadaşlar sizlere bir soru sormak istiyorum. Ee, birkaç kişi gördüm. Bana YouTube e, Instagram'dan yazan yorumların altında gördüm. Abi canlı yayın yapsana demişsiniz. Ee, canlı yayın yaparsam arkadaşlar YouTube'dan mı yapayım yoksa Nimo TV'den mi yapayım? veya canlı yayın yapmamı ister misiniz bunları bir yorumlar kısmına yazın yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtin arkadaşlar hiç yorum gelmiyor videolara oradan hani bildiğiniz şeyler varsa onları şey yapın soru varsa kafanızda soruları sorun her şeye zaten cevap veriyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere kesinlikle yorum yapmayı unutmayın onu da söyleyeyim bayağı da gittik 15. kademeye kadar geldik evet buradan bir orta saha derece üyesi verdi gayet güzel işimizi bayağı görür şuradan açtık hemen bunda Buradan yetecek mi? Evet. Buradan yetmiyor. Buradan 1000 verip arkadaşlar ilk 11-100 puanımızı alacağız. Dediğim gibi bu şekilde ilerleyebildik zaten. Baya az bir süreye e, rağmen. E, buradakileri de kesinlikle arkadaşlar kaçırmadan yapın ki e, garanti bir şekilde orta dereceli bir oyuncu almanızı sağlansın. Bu arada orta sahadaki oyunculara da hiç bakmadık. E, Jorginho, Kante ve De Bruyne gelmiş. Yani burada ben şöyle bir üzgünlük çektim arkadaşlar. Keşke Forvet kısmından e, ee, Lewandowski yerine Mbappe'ye yönelseydim. Siz eğer yönelmediyseniz Mbappe'ye yönelseydim. Mbappe'ye alsaydım. E, orta orta sağ kısımdan da Jorginho yerine tot işlerimi kullanarak Kante'ye alsaydım. Çünkü arkadaşlar e, Jorginho o kadar e, kullanılabilir bir kart değil. Yani e, derecesine göre falan filan çok fazla ben beğenemedim Jorginho'yu arkadaşlar. Yani Kante çok çok daha iyi iş yapardı. Zayıf ayağı 3. E, çevikliği pası falan iyi ama şut ve hızı biraz sıkıntılı arkadaşlar. E şöyle baktığımız hızlanması 84. Ee, yani bir tık onun yerine keşke şöyle şöyle Kante gerçekten daha da iyi olabilirdi arkadaşlar. Kante hız 86, pas 87, defansif 106, 104, 101 yani efsane bir kart olmuş. Hızlanması 90. Ee, zıplaması 102 arkadaşlar yani her yerde gerçekten efsane bir kart olmuş eğer siz alabiliyorsanız bu kartı kesinlikle almanızı sizlere Öneririm ama dediğim gibi Eğer forvet kısmından bir kere harcadıysanız O kısımdan devam edin diyorum arkadaşlar Bakın bunu sizlere öneriyorum Bu arada takım 94 gene ulaştı arkadaşlar 94 gene ulaştık kimyamız az ee, Biraz takımdaki oyuncuları satıp Arkadaşlar bir yeni takım kuracağız Kimyamız güzel olan bir takım kuracağız Onun için de beklemede ee, kalın hangi dizişe geçeyim? Kafanızda böyle vereceğiniz güzel şeyler varsa vermeyi unutmayın. Şöyle o mağaza kısmında da arkadaşlar bildiğiniz gibi gönül avcıları etkinliği başladı. Ee, çok ama çok güzel bir etkinlik arkadaşlar. Ee, bu arada çoğu arkadaşımız bilmiyormuş. Bakın buradan ücretsiz aç açtığınızda Aşk mektupları veriyor arkadaşlar size 2 ile 4 arasında bu bo aldığınız ücretsiz e, gönül puanlarıyla arkadaşlar günlük tam 40 tane biriktiniz de buradan size de bir gönüllü avcı oyuncusu veriyor 80 artı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Enkunku var, Tilemaz var, e, Ajaruküye var, e, Malinowski, Kazari, Ben Savani... Ee, tamdan maşallah okunmayacak adamları koymuşlar ama güzel oyuncular var. Kesinlikle bu Gönül e, ücretsiz paketini de almayı unutmayın arkadaşlar. Kaçırmayın. Bunu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bakın bu Toti oyuncuların da böyle çok az puanlarla kaybedebilirsiniz. O yüzden her zaman gelip şu totif işinizi ve 150 tane bakın orta puan veriyor. Bunları kesinlikle almayı unutmayın. Bunları %100 almanız gerekiyor. Burada bir hata yaparsanız yani bir oyuncu bile mal olabilir. Evet video genel olarak böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hani orta saha hakkında eğer kafanızda soru işaretleri varsa hala yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada bir tanıtımım var sizlere. Ligler kısmından şöyle şöyle kulüp açtık arkadaşlar. Daha ilk defa tanıtıyorum sizlere bu kulübü. Şöyle e, kulübün ismi de Oyun Bros. Zaten sol üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle üstüne bastığımızda lig düzenliğe bastığımızda evet görüyorsunuz Oyun Bros ismi. YouTube Oyun Brozu açıklaması da arkadaşlar. Eğer bu videoyu e, sonunda göstermemin nedeni şu arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen varsa şöyle yorumlar bir kulüp kulüp yazsın büyük harflerle. Tüm kulüp yazanları kalpleyeceğim arkadaşlar. Bakalım kimler buraya kadar izliyor. Onlara da benden bir ee, şey sürprizi olabilir. E, altın bile sürprizi olabilir. Evet. Haberiniz olsun. E, onu da yazmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.